Bugün 23 Ekim 2023 Pazartesi. Hoş geldiniz. Eskişehir'de dün bir öğrenci daha kendini kaldığı yurdun 5. katından atarak canına koydu. Sebep yoksulluk ve parasızlık sebebiyle geçirdiği bunalınmış. Buna benzer intiharlarda artış zirvede ancak valilikler bunları gizliyor gizlenemeyenler de iktidar zarar görmesin diye medya tarafından haber yapılmıyor. AKP öncesinde hatırlayın küçük bir esnafın yazar kasa fırlatması manşetlere oturur toplum dalgalanırken bugünkü tablo bu şekilde. Öğrenci demişken İstanbul'da bir başka rezalet var. Malum AKP iktidarı bütün Türkiye'yi betona gömerken öğrenciye yeterli yurt yapmadı. Niçin derseniz tarikat ve cemaatler gençleri avlasın diye. Devlet yurdu olmayınca doğal olarak ekonomik zorluklar içindeki öğrenciler İslamcıların yurtlarına mecbur kalıyorlar. Evet, Suriye'de cihatçılara 100 bin bedavaya ev, Somali ve Sudan'da ümmete bedavaya mahalleler inşa eden iktidar Türkiye'de 21 yıldır öğrencilerimizin bu en temel sorununu çözmedi. Bakın hakkını teslim edeyim. Ekrem İmamoğlu bu konuda İstanbul'da güzel şeyler yaptı. 14 öğrenci yurdu açtı ki kendinden önceki AKP belediye yönetimi böyle bir şey hiç yapmadı. Hiç öğrenci yurdu olmadı. Ekrem Başkan'ın son teşebbüsü de AKP döneminde İslamcı vakıflara tahsis edilen belediye binalarını geri almak. Bu şekilde öğrenci yurt sayısını arttırmak ve de yaraya bir nebze olsun merhem olmak istedi. Bunun içinde de Bilal Erdoğan'ın etkili olduğu TÜKFA, Aziz Mahmut Hüdayi, Ensar ve İlim Yayma Cemiyetlerine verilen belediyeye ait yapıların geri alınması için belediye meclisini toplantıya çağırdı, alarma geçirdi. Ama heyhat bu teklif, bu çaba MHP sayesinde reddedildi. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi İslamcıların yanında, AKP'nin yanında saf tuttu. Adı milliyetçi olan parti, öğrenci yurtlarını devlet değil, tarikatlar, cemaatler kontrol etsin istedi. Değerli seyircilerim İstanbul'da bunlar olurken dün Ankara'da tam tersi bir şey oldu. Devlet Bahçeli sürpriz şekilde Ahmet Davutoğlu'yla telefonda konuştu ki iki tarafın birbirleri için ettiği aşağılayıcı sözler arşivdedir. Dahası ikili buluşma kararını da aldılar. Sebep vatan müdafası mı derseniz hayır hayır Gazze konusudur. Malum Bahçeli Gazze için 24 saat süre vermiş, gerekirse Türkiye savaşmalı imasında bulunmuştu. Gerçi Milliyetçi Hareket Partisi dün bu açıklamadan geri adım attı lakin Ahmet Davutoğlu'nun telefonuyla konu yeniden alevlendi. Fakat sadece ben değil, bütün alem, bütün can biliyor. Devlet Bahçeli'nin Gazze, Filistin diye bir derdi, bir hassasiyeti yok ve hiçbir zamanda olmadı. Aynı şekilde dindar biri de değil ki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ndeki mescitte kılınan cuma namazlarına bile gitmediği 10 küsür sene önce medyada geniş şekilde yer almış haber olmuştu. Öyleyken Bahçeli de şimdi birden Hamas Filistin sevdası depreşti. O kadar ki ifade ettim yakın geçmişte Devlet Bahçeli'ye ağır hakaretler eden Ahmet Davutoğlu'yla şimdi konuşması ve de buluşmaya karar vermesi ilginçtir. Bu konuyla alakalı olarak Ankara'da anlatılan konuşulanlar şunlar. Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan'dan son dönem rahatsızmış ve bu şekilde bunu belli ediyormuş. Niçin rahatsız derseniz iktidarın Sinan Ateş cinayetinin üstünü örtmemesinden. MHP cenahı malum tutuklular bırakılsın, konu kapatılsın istiyor. Buna paralel olarak Devlet Bahçeli kendini ortaya koymasına rağmen Tayyip Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun üstüne gitmesinden de hoşnut değilmiş. Açık net. 7 yıl emniyet ve jandarma istihbaratını yöneten Süleyman Soylu'nun elinde MHP ile alakalı çok özel bilgiler var. Bu itibarla Devlet Bahçeli Süleyman Soylu konusunda hassas ve onu korumaya kendini mecbur görüyor. Bütün bunlara ilave olarak Bahçeli iktidarın Meral Akşenerle kurduğu söylenen gizli ilişkiden de hoşnut değil ki bu itibarla MHP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu üzerinden bile Tayyip Erdoğan'a ortaklıktan memnun değilim mesajını göndermek zorunda kalıyor. Son olanların okuması, açıklaması, yorumu budur. Tam bu noktada dün sonuçlanan Kamuoyu Araştırma sonucunu aktarayım. Cumhuriyet Halk Partisi ya da sol eksenli yöneyle araştırma şirketi geniş katılımlı bir çalışma yaptı. Buna göre yarın seçim olsa, oyunuz hangi partiye diye sorulduğunda sonuçlar şöyle. AKP %24 ki seçimden sonra 4 ayda 11 puan kaybetmiş görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise %16 ki o da seçimden sonra 9 puan yitirdi. Milliyetçi Hareket Partisi %8.9, HDP %8.6, İyi Parti %6 yani o da %50 eridi. Fatih Erbakan'ın yeniden Refah Partisi %3 ve de Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi %4'e yükseldi ki bunun anlamı bu partinin %100 büyümesi ikiye katlanmasıdır. Görüyorsunuz muhalefet karşıtı olmayan ciddi bir araştırma şirketi yöneyle bile saha verilerinden hareketle Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti bitti, tükendi demekte. Aynı şekilde AKP'nin inişe geçtiği ve tükenişe dolu dizgin olduğunu da ortaya koymakta. An itibarıyla en büyük parti Tayyip Erdoğan'la mevcut muhalefetten memnun olmayanlardır ki kararsız olarak adlandırılan o kesimin oyu yüzde %35 civarında. Hal bu iken gazeteci kılıklı kimi kiralıklar hala Kemal Kılıçdaroğlu görevinde genel başkanlıkta kalmalı diyor. Bakın kiralık ve satılık diyorum zira bundan yüzde yüz eminim. Bunu sadece ben ve benim gibiler değil Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olan Eren Erdem bile Halk TV misali fonladığımız başka televizyonlar ve gazeteciler var diyerek bizzat itiraf etmişti. Bu arada o kiralık, satılık gazetecilerden bazıları Özgür Özel Genel Başkan olacağına Kemal Kılıçdaroğlu kalsın noktasında. Doğrudur Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu misali liderlik karizması ve de havası yok. Ancak en azından Kemal Kılıçdaroğlu gibi bitik ve de teşevci değildir. PKK ile FETÖ'ye de tavrı nettir. Cumhuriyet Halk Partisi için de gizli mezhepçilik yapmaz, Battal ve Gamze İlgezli gibileri de başına taç yapmaz. Sol gelenekten geliyor ve de piru paktır. Yine Kemal Kılıçdaroğlu gibi genel başkan olarak 12 kere seçim kaybetmedi ve de İslamcı 35 ismi Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden meclise taşımadı. CHP'nin geçmişinden de Atatürk'ten de utanmıyor, hakkınızı helal edin filan demiyor. Üstelik gençtir, belagatı da var. Basit kıyasla Kemal Kılıçdaroğlu Azak Denizi ise Özgür Özel, Emin olun Karadeniz'dir. Tamam okyanus falan değil lakin Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok ötesinde. Bakın Özgür Özelle CHP'ye yeni bir hava, yeni bir iklim gelebilir. Az da olsa böyle bir ihtimal var da Kemal Kılıçdaroğlu yerinde kalırsa yok. Evet Kılıçdaroğlu kalırsa CHP tükenecek, kepenk indirecektir. Bakın not düşüyorum. Kemal Bey dayatmalarla tekrar genel başkan seçilirse mahalli seçimlerde İstanbul'u kazanmayı unutun Ankara'da tehlikededir. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu demişken gazeteci Armağan Çağlayan'ın bir şamatasını esprisini de aktarayım. CHP Genel Başkanı endişelenmeyin daha çok güzel baharlar göreceğiz diye açıklamalar yapınca Armağan Çağlayan da tweetle şöyle bir karşılık verdi. Osur osur ipedir. Şahane. Haklı mı değil mi takdir sizin. Ancak şunu söyleyeyim. Kemal Bey'in daha güzel baharlar göreceğiz demesine şaşkınım. Pardon Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman bahar gördü de Kılıçdaroğlu daha daha diyor. Görüyorsunuz Kemal Bey artık kendi mahallesinde bile dile düştü, mizah ve aşağılama malzemesi oldu. Oysa seçimden hemen sonra adam gibi çekilseydi güzel bir final yapabilirdi. Düşünüyorum da yoksa istifa etmemekteki ısrarı sadece hırs değil de mecbur bırakılmasından, mecbur kalmasından mıdır? Evet, birileri ona Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası son görevini de yap, İstanbul ile Ankara'yı CHP'ye kaybettir emrini mi verdi acaba? Baksanıza Tuncay Özkan'la beraber CHP artık Şenkal Atasakun ve Levent Göktaş gibi isimlerle anılıyor. Değerli dostlar, İyi Parti'den yeni bir haber var. 300 kişi daha istifa etti. Evet evet. Amasya'dan sonra dün de Malatya il ve ilçe teşkilatlarının tamamı partiden ayrıldı. Abartı yok. İyi Parti'de her gün benzer haberler var ki söylenen Meral Akşener'in Mart sonunda siyaseti bırakmaya hazırlandığı Bundan ötürü de adeta kendine gizlice verilen partini bitir tüket ve sen de çekil emrini yerine getirecek iddia o yönde. Öyle olduğu için de şimdiden iyi partili vekiller için şu partiye geçecek, bu partiye gidecek diyenler var. Bakın ısrarla koruyorum İyi parti siyasetimizde mutlaka ama mutlaka olmalıdır. Dahası çok büyümelidir ki merkez sağ temsil ediyor. Oy hinterlandı yüzde kırkların üstüdür ve de Tayyip Erdoğan ancak iyi Parti kulvarından yıkılabilir. İyi Parti'de tek problem genel başkandır. Evet bütün milletin ve hepimizin hayal kırıklığı mazrufsuz boş bir zarf olan Meral Akşener'dir. Emin olun o gider. Yeni dinamik bir genel başkan yapılırsa her şey ters yüz olabilir ki iyi Parti'de öyle 5 isim sayabilirim. Siyaseten gülümsetecek bir haber daha aktarayım. Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk dün dedi ki televizyonlardaki kadın programları derhal yasaklanmalı. Vallahi çok haklı. Ben de aynı görüşteyim. Çünkü söz konusu programlar çok affedersiniz, açık Anadolu kerhanelerini çağrıştırıyor. Maalesef 85 milyonlu koca bir ülkedeki istisnai rezillikler sanki toplumun hayat tarzı imiş gibi sergileniyor. Ancak üzgünüm bu programlar kalkmaz, kaldırılamaz zira iktidarın işine yarıyor. Hem yandaş kanallar bu rezil programlarla reyting alıyorlar hem de iktidar partisi bu münferit pisliklerden siyaseten besleniyor. Bu arada şunu da ilave edeyim. Milliyetçi Hareket Partili Halil Ösür bilmiyor. Devlet Bahçeli de bu programların en iyi izleyicisidir. Şaka yapmıyorum. Bahçeli, Müge Anlı ile Esra Erol gibi bu tür programları yapanları telefonla arayıp tebrik ettiği defalarca bizzat programcılar tarafından ekrandan duyuruldu. Sadece bu isimler değil, Bahçeli geçmişte de Seda Sayan'ı sürekli takip eder izlerdi ki bu Hürriyet gazetesine o günlerde manşet bile olmuştu. Buradan hareketle Milliyetçi Hareket Partili vekil programlar kalksın istiyorsa önce genel başkanını ikna etmeli. Noktalarken videomu dostlarınıza, arkadaşlarınıza gönderin ve lütfen beğeni butonuna basın. Bunun size maddi manevi hiçbir külfeti yok.